Merhaba arkadaşlar, Halis Sönmez, ben Otakite Eğitimlerine hoş geldiniz. Bugün yeni bir parçayla karşınızdayız. 9 nolu 3 boyutlu parçamızı çizeceğiz sevgili arkadaşlar. Şu anki parça diğer parçalardan birazcık daha farklı olup biraz daha saç cinsinde bir parça olarak düşünün. Aslında plastik enjeksiyon parçasına benzemekte olup hemen eğitimlerimize başlayacağız. Şu an şurayı ayarlayamadım ve şu an şurayı ayarladım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bir parçamız var. 50'ye 100. Yalnız şöyle bir parça, köşeleri 0. Onun için dedim plastik enjeksiyon bir parçası olabilir. Çok önemli değil. Şu an 50 var. Şu an bir şey var. Şu yüzeyleri çizip şuraları çizebiliriz. Çok önemli değil. Ben bu sefer Z'den gidip ekstrüzyon işlemini uygulayacağız. Yani şu formu verip ondan sonra ekstrüzyon işlemini uygulayacağız arkadaşlar. Şu an plane komutuna giriyorum. Plane enter. Şurayı çiziyoruz. Yani bunun bu tarafını 50 milimetre. UGS'imi yanlış şeyde. UGS'imi çevirmem lazım. X'te. X. Evet. Şunu sildim. Tekrar plane komutuna girdim. 50 milimetre enter. Aşağıya kaç gideceğiz? Şuraya ise 30 gideceğiz. 30 enter. Burası 50 milimetre. 50 milimetreyi çizdik arkadaşlar. Bu oraya eksik verebildik ama karışıklık olmasın diye offsetimiz 3. Nereden çıktı? 24. 3 milim burası. 3 milim de burası. 30 oldu arkadaşlar. Offsetimiz 3 dedik. Buradan içeriye offsetimizi uyguladık. Şimdi şurayı şuraya kadar çizdik ve şurası var. Yani plane dedik. Buradan aşağıya 20 mm gideceğiz. Şuradan sağ tarafa 20 artı 10 mm, 30 mm gideceğiz arkadaşlar. 30 mm'yi yapacağız şu an. Tamam mı? Tekrar şurayı da bir offset dedik. 3 dedik. Offsetimizi attık. Burayı bir kapalı kontür haline getirmek için line komutuyla burayı çizdik ve line komutuyla tekrar buradan buraya çizdik. Trim komutuyla şu fazlalıklarımızı siliyoruz. Tamam mı? Region komutu, rect, enter. Burayı bir kapalı form haline getirdik. Ekstrüzyon işlemini yapacağız. Ekstrüzyon işlemimizi yapalım. 100 milimetre. Tamamdır. Değil mi? Şu an burayı boşaltacağız. Çok hesap yapmak istemiyorsunuz. 30, 40, 50 mi? Mesela buradan 50 gelin. Şuradan 50 geldik. Doğru mu? Burası kaç milimetreymiş? Şurası 10 milimetre. Yani 40 milimetre geleceğiz. Bir çizgimizi çektik. Doğru mu? Ekstrüzyon işlemini uygulayalım. Çizgimize, son çizdiğimiz çizgimize ekstrüzyonumuzu uyguladık. Ve sonrasında tekrar bir ekstrüzyon işlemini uygulayacağız. Yukarıya doğru, ama ne yapacağız? Aşağıya doğru taşıyacağız ki parçamızı çıkaralım. Subtract komutundan bu parçadan bu parçayı çıkarttık. Doğru mudur? Aynen. Şu an burayı yapalım. 30 her taraftan 10 mm kolay. 30'a 30 rectangular. İsterseniz yine bunu line ile yapın. Tamam. Hiç şuradan buraya 30 çizin arkadaşlar. Bunu buradan hadi tek seferde taşıyalım. Güzel ha. 10,10. O saçmaladık. Çünkü UGS'imiz farklı yerlerdeydi. Ondan dolayı. Bunu manuel taşıyalım. Buradan 10 bu tarafa. Buradan da 10 bu tarafa. Ekstrüzyon işlemini uygulayalım. 30 mm. Veya tabi UGS'imizi çevirdiğimiz için farklılaştı. Çok önemli değil. Şöyle yapalım. Burası kaç? 20 mm. Burası aynı mıydı? Ona bakıyorum. 20-30 mm, değil mi? Evet. Şu an burayı yapalım o zaman. Ekstrüzyon işlemini uygulayacağız.
Kaç milimetre? 30 yaptık ve subtract komutuyla bu parçayı çıkarttık arkadaşlar. Şu an şurayı yapacağız. 20 milimetre. Yine evet, 20 milimetrelik bir çizgi çekelim. 20 dedik. Bunu alın, köşeye taşıyın arkadaşlar. Şu an olduğu gibi ve bunu 10 milimetre kaydırın. Tamam mı? Ekstrüzyon işlemi. Madem bize line'a ekstrüzyon işlemini uygulatmamıza izin veriyorsan, o zaman kapalı kontürle uğraşmamıza gerek yok. Ekstrüzyon işlemini uyguladık. Şu tarafa doğru 30 milimetre ve subtract komutuyla şu parçayı çıkarttık arkadaşlar. Gördünüz mü? Formumuz hazır. Ne kaldı? Şurası kaldı. Şurada fazla çizgileri ters pencere açarak sildim. Ve burada bir tane parçamız var. Taşıdığımız zaman da gördüğünüz gibi altında hiçbir çizgi yok. Hiçbir çizgi olmayacak arkadaşlar. Bunun gibi böyle tertemiz olması lazım. Şu an buradan 30'luk devam edeceğiz. 30 çarpı 10. Hadi line yapalım yine. 10 dedik. Şunu taşıyalım buraya. Hops. Ne kadar gidecek? 30 gidecek. Ekstrüzyon işlemini uygularken tersle seçtim. Hadi 3 milimetre burayı verdik ve şurası da gördüğünüz üzere 30. Enter. Tamam, şu siliyoruz. Biliyorsunuz o işlemlere daha önce girmiştik. Şurası arkadaşlar 15 milimetre. Doğru mu? Hadi bunu kapalı kontür yapalım. 10, 15, close dedik. Region komutuyla düzlem haline getirdikten sonra ekstrüzyon işlemini yapıyoruz ve 3. Sonracığıma hepsini birleştiriyoruz. Union komutu. Tık tık. Tık tık. Şu an fazla çizgimizi sildik. Tek bir çizgimiz var. Tamam arkadaşlar, bakıyoruz. Evet. Parçamızı bu sefer bu renge yaptık. Tamamdır. Parçamız hazır arkadaşlar. Atladığım bir yer var mı? Ben göremedim. Varsa yorumlar kısmında belirtin. Umarım eğitimler faydalıdır. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.